arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle önümde gördüğünüz bu papatyalı motiflerimizi çalışacağız. Motiflerimizde çok güzel çantalar yapabileceğiniz gibi battaniye, kırlent, yelek, ceket ne aklımıza gelirse her türlü çalışmamızı yapabiliriz. Şimdi şöyle bir motiflerimizi görelim. Motifimiz boyutlu bir motif olacak. Şöyle kabartılı bakınız. 3 tane renk kullanarak ördüm. Ortasındaki göbek kısmında farklı renk kullandım. Çiçeklerimizin olduğu rengimiz ve kenar boşluğu ve son olarak en son sıkı iğnelerimizde çiçeğimin rengiyle sıkı iğne ile tamamladım. Dilerseniz tam ortadaki renkle de bu bitişi de tamamlayabilirsiniz. Zevkinize göre ayarlamalarda bulunabilirsiniz. Şimdi iki buçuk numaralı tığımı kullanarak bu dilimizi sizlerle birlikte çalışmaya başlayalım orta göbek kısmını Örmeye başlayalım burada ilk önce 8 tane sık iğnemizi örüyoruz İkinci sırasında ise 8 olan sık iğneyi 16 tane sık iğne haline getiriyoruz yani her bir sık iğnemizi iki defa örüyoruz. Sonrasında ipimizi kopardıktan sonra beyazımızı ve yeşilimizi örüyoruz. Burada her iki rengimizi aynı anda yürütmüyoruz. Önce bir rengimizi örüyoruz. Daha sonra diğer rengimizi. Önce bir rengimizi daha sonra diğer rengimizi örmek şekliyle motifimizi tamamlıyoruz. Ve bu şekilde boyutlu görünümünü kazandırıyoruz. Bakınız farklı renklerle çalışmamı ben tamamladım. Şöyle Hepsini aynı e, renklerle yaparak kırlentler çantalar tabii ki örebilirsiniz. Evet kolay gelsin diyerek hemen sık iğnemizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Sihirli halka yaparak motifimizi başlayalım. Şöyle ipimi üstten alıyorum. Parmağıma doladıktan sonra altından geçiriyorum. Çarpımı yaptıktan sonra elimle tutuyorum. çarpının bulunduğu yerden tığımı girdiriyorum ipimi alıp bir tane zinciri burada çekerek burayı sabitliyorum sonrasında parmağımdan çıkarıp altından giriyorum halkamızın ve 8 defa sık iğne örüyorum bu ilkiydi 1 zincir sonrası 2 3 kalan iplerimizi mutlaka değerlendirelim böyle küçük örmek için özellikle 1 2 3 4 5 1 metre bile olsa ipimizi lütfen zayi etmeyelim 6 7 ve 8 8 tane sık iğnemi ördüm halkamı kapatıyorum ipimi çekiyorum şöyle elimle de düzeltiyorum ipimi arkaya geçirip başlangıçtaki bölümüme gelerek batıyorum ve şöyle kaydırıyorum bir tane zincirimi çekiyorum Aynı yere girerek batıyorum. Bir sonraki sık iğnemi batıyorum. Bir ve bir tane daha. İki defa batıyorum. Bakınız, giriyorum. İki. Her bir bölüme, yani her bir sık iğnemi iki defa örüyorum. Bir, iki, bir. 2 çevire çevire toplamda 16 sık iğne ulaşıyorum. Başlangıçta bir tane örmüştüm. Oraya da batıyorum. Toplamda 16 tane sık iğnemiz oldu. Şöyle sayalım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 tane sık iğnemizi ördükten sonra bakın kalan küçük parça ipimle örmüştüm. Bir tane zincirimi çekiyorum. Eğer ipiniz uzunsa yine bir zincir çekip ipimizi keselim. Diğer rengimize geçmek için buradaki sihirli halkanın başlangıç ipini yine güzelce sıkıştıralım sonrasında alttan şöyle gizleyelim bir tane de düğüm atalım zincirimizde bakın bunu yapmazsak açılabilir lütfen buna dikkat edelim Evet 16 tane sık iğne ile motifimizin göbek kısmını tamamladık şimdi ikinci rengimizi geçebiliriz mavimi ikinci renk olarak kullanacağım bir tane zincirimi çekiyorum. Şöyle çiçeğimi öreceğim bölüm mavilerden olacak. Önce çiçeğimizi örmeye başlıyoruz. pembelerimizi daha sonra öreceğiz. İki ipi aynı anda yürütmeyeceğiz. Birer birer öreceğiz. Bir tane zincirimi çektim ve göbek kısmını alıyorum. Herhangi bir yerinden hiç fark etmez. Nereden istersek şöyle batıyorum. Bir tane sık iğnemi bulunduğu yere battım. Sabitleniyorum. Bunu bir sayıyorum. 2 3 3 tane zincir çektim bağlantımla birlikte. Aynı yere iki tane daha trabzanım örüyorum. Bir defa dolayıp iki defa da çekeceğim. Şöyle gizleyelim. Zincirimizle birlikte iki oldu. Aynı yere bir defa daha örüyorum. üç tane tırabzanımı ördüm. 2 zincir çekiyorum. Tırabzanın başını yine bir defa doluyorum. Sıradaki sık iğneyi atlayıp diğer sık iğneme batıyorum. Bu sıramızda bir atlayıp diğerini öreceğiz. Bir atlayıp diğerini örerek yine 8 tane çiçeği oluşturacağız. Yani bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toplam 8. Bir tane atladım. Sıradaki sık iğneme giriyorum. Başını dolamıştım. 1, 2. Aynı yere giriyorum. 1, 2 aynı yere üçüncü kez giriyorum üç tane trabzanım örüyorum araya bir iki zincir çekiyorum doluyorum bir atlayıp ikincisine batıyorum ve aynı noktaya üç tane trabzanımı örüyorum bir doluyorum aynı yere batıyorum bir ve iki doluyorum aynı noktaya bir iki üç tane trabzanımı ördüm yeniden bir iki zincirimi çekiyorum bakın bir tane atlıyorum ikinciye batıyorum başını doluyorum ama bir atladım ikinciye girdim bir iki ve üç üç trabzanım ördüm araya iki zincir tığımın başını doluyorum bir atlıyorum ikinciye batıyorum 1 2 ve 3 ipimizi de şöyle alttan gizleyelim 2 zincir tekrar bir atlıyorum ikinciye batıyorum iplerimizi şöyle gizleyelim sıramızı bu şekilde tamamlayalım bir atlayıp 3 tane trabzan trabzanlarımızı örerek geldik toplamda 8 tane grubumuzu oluşturduk 1 2 3 4 5 6 7 8 şöyle arkasını da çevirelim ipimizi gizleyip keselim kötü görüntü olmasın şimdi 8. kutumuzu ördükten sonra iki tane zincirimi çekiyorum başlangıçta 3 zincirle gelmiştim ilk trabzanı oluşturmuştum tepesine batıyorum şöyle kaydırarak ilmeğimizi buraya bağlıyoruz ve şöyle uzatıyorum ilmeğimizi kaydırdıktan sonra diğer rengimize geçebiliriz beyazımızın bulunduğu noktayı ördük şimdi yeşillerimizin olduğu noktayı ben pembe rengimle örmeye başlıyorum ilmeğimiz biraz büyük bırakalım büyük bir şekilde kalsın Yeni rengimize bir tane zincirimi çekiyorum ve düğümümü atıyorum. Herhangi bir yerden, ipimi uzattığım yerden e, olmasına gerek yok. Herhangi bir yerden başlayalım. Hemen şuradan başlamak istiyorum. Atlamış olduğum bakın şöyle atladım. sık iğneler vardı. Bu sık iğneler üzerinde işlemimizi yapacağız. Giriyorum. Bakın önden girdim. Bağlanıyorum ipimi şöyle düzeltiyorum 1 2 2 tane zincirimi çektim ve Şuradaki zincirimizin bulunduğu noktadan alttan giriyorum ipimi alıyorum zincirim arada kalacak şekilde bir tane daha zincir çekerek bağlanıyorum Şuradaki ipimizi hemen arkaya alalım bağlantı yerimizi kötü görünmesi Hatta hemen gizleme işlemlerimizi de çalışalım. Birkaç kere daha gizleyebiliriz. Şöyle kesiyorum. Evet. Bir tane zincirden oluşan trabzanımızı ördüm. Zincir çekerek devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim. 3 trabzanımın üzerinden atlıyorum. Ve bir tane boş olan griğimize önden giriyorum. Tığımın başını doluyorum. Bakın önden şöyle giriyorum. Tekrar göstermek istiyorum. Başını doluyorum. Alttan şu şekilde giriyorum. İpimi alıyorum pembemi. Bir defa örüyorum. İkinciye ise şuradaki iki zincirimin altından giriyorum. Alıyorum ve kapatıyorum. 1 2 3 4 Tığımın başını doluyorum. Önden atladığım bir sık iğne içerisine şöyle giriyorum. İpimi alıyorum. Doladığımı örüyorum. Daha sonra zincirimin altından giriyorum. Geçiyorum. Kapatıyorum. Araya 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Yine tığımın başını doluyorum. Bir tane atladığım sık iğneye giriyorum. Doladığımı örüyorum. Zincirimin altından geçip hepsini kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Diğer ipimiz ve ilmeğimiz arka tarafta kalıyor şöyle. Tığımın başını doluyorum. Yine araya önden giriyorum. Doladığımı örüyorum. Alttan zincirimin giriyorum. Hepsini kapatıyorum ikinci defada. 1, 2, 3, 4 bir defa daha yapalım. Doluyorum. Giriyorum. Doladığımı ördükten sonra zincirimin altından geçip hepsini kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 işlemimizi kalan trabzanların kenarlarında da tekrarlayalım. Son trabzanın kenarındayım. 4 tane zincirimi çekiyorum. Başlangıçtaki bakınız şurada zincirin altından girdiğim yere geliyorum batıyorum ipimi alıp ilmeğimi kaydırıp tekrar uzatarak bırakıyorum pembe sıramızı tamamladık. Şöyle görelim. Yeşilimizde çalıştığımız ilk yerimiz bakınız. Birer birer çalışacağımız söylemiştik. İki renk aynı anda örmüyoruz. Birini bırakıp birini örüyoruz. Şimdi pembemi bırakıyorum. Mavi rengimi tekrar örmeye başlıyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Arkadan 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Şöyle ipimi arkaya doğru alıyorum. Bakınız pembenin üzerine kesinlikle örmeyeceğiz. Şöyle çıkarıyorum. Bunu burada olmasına takılmayalım. 3 tane olan trabzanı bu sıramızda 4 trabzanı çıkaracağız. Zincirimi çektim. Ortadaki yani ikinci trabzanın üzerine gelerek batıyorum ve pembe ipimi arkaya alıyorum. Üzerine kesinlikle örmeyeceğiz. 1 2. Bir artışımı aynı yere batarak yapıyorum. 1 2. Toplamda zincirimizle birlikte 3 tane trabzanımız oldu. Ve diğer trabzan üzerine batarak 4'e ulaştırıyorum. 3'tü bu sıra 4 olacak. Araya mavilerimizin arası hep 2 zincir şeklinde devam edecek. Pembelerimiz birer artış gösterecek. 2 zincirimi çektim. Pembemi arkaya doğru alıyorum. Bakın burayı da örmedim. Lütfen buna dikkat edin. Ve temel püf noktasından birisi burası. Tekrar pembemi arkaya alıyorum. 3 trabzanı öne çıkarıyorum. 2 zincirden sonra tığımın başını bir defa dolayıp birinci trabzanıma gelerek batıyorum. Örüyorum. Tekrar doluyorum. İkinci trabzanımı 2 iki defa örerek artışımı yapıyorum. Yapraklarımız yani çiçeklerimiz yukarıya doğru büyüyor bu şekilde. 3 oldu. Tığımın başını doluyorum. Son trabzan üzerine batıp 4 tane trabzan sayısına ulaşıyorum iki zincirimi çekiyorum diğer yuvaya şöyle trabzanımı öne alıyorum pembeyi arkaya ilk trabzanı örüyorum ikinci trabzanımı iki defa örüyorum bir aynı yere batarak iki toplam üç oldu ve dördüncü trabzanımı üçün üzerine örüyorum araya iki tane zincir bakın arkadan şu şekilde görünecek pembeleri gönderiyoruz arka tarafa. Bir kez daha birlikte yapalım. Alıyorum. İlk trabzanımı örüyorum. İkinci trabzanımı iki defa örüyorum. Aynı yere batarak. Üçüncü trabzanımın üzerine batıyorum. Toplamda 4 trabzanım oluyor. 2 zincirimi çektim yine atlıyorum 1 ikinci iki defa örelim ve son 4 araya iki tane zincir yine bakın ipimiz burada öne doğru itiyorum ve birer birer sadece ortadaki Tırabzanıma iki defa batıyorum ve bu sıramızı da bu şekilde ilerletiyoruz. Önden böyle görünecek, arkadan ise pembeler kesinlikle örülmeyecek püf noktamız. Son olarak grubumuzu tamamladım, iki zincirimi çektim. Başlangıçtaki üç tane zincirimizin üçüncüsüne giriyorum, ilmeğimi kaydırarak geçirip şöyle uzatıyorum. Ve mavimizde bir tane artarak dörder trabzan arada da ikişer zincirimizde oluşan sıramızı tamamlamış oluyoruz. Yeniden pembemizin olduğu sıramızı örmeye başlayabiliriz. Tığımı önden geçiriyorum, arkaya takıyorum ilmeğimizi. Bir, iki, iki defa ördüm. Ön tarafı alıyorum, üçüncüyü kapatıyorum. Zincirimizi de kapadım. Tekrar yapmak istiyorum, burası önemli ilmeğim bakınız şu şekilde duruyor. 1 2 zincirimi çektim. Öne doğru aldım ve zincirim arada Burada mavileri arada örüyoruz. Kapatıyorum. Toplam üçte kapadım. Burada bir tane olan trabzanımızı yine yanına bir daha örerek iki trabzan sayısına çıkarıyoruz. Birincisi zincir, ikincisi trabzan. Atıyorum, dibine geçiyorum. içten örüyorum. Bakın içten üstünü sonra çıkıyoruz. Bir örüyorum. ikinci de tıpkı biraz önceki yapmış olduğumuz gibi hepsini aynı anda kapatıyorum. Arada zincirimiz var. Bir önceki zincirimiz 4'tü. Bunda 5 olacak. 1 2 3 4 ve 5. Tığımın başını doluyorum. Önden giriyorum. Bakınız önden. Lütfen buna dikkat edelim. Bir örüyorum ikincisini mavimle birlikte örüyorum. Doluyorum. Aynı yere batıyorum. Doladığımı örüyorum. İkinciyi mavimle birlikte kapatıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekip tığımın başını doluyorum. Motifimin önden pembeye batıyorum. Birini örüyorum. İkincisini mavinin altından girip kapatıyorum doluyorum. Önden aynı yere batıyorum. Bir ikinci mavi ile örüyorum. Mavi kavrayarak. Bakın şuradaki yeşilimizin olduğu bölümlerimizi burada pembemizde yapmaktayız. 5 zincir zincirimizi çektikten sonra yeniden bakın ilmeğimi böyle doğru bırakıyorum önden girip 1 ve 2 iki. doluyorum ikinci kez artarak yukarıya çıkıyoruz bakın 5 zincir sıramızı 5 zincir iki trabzan şekliyle tamamlayalım 5 zincirimi çektim başlangıçtaki zincirimin tepesine gelerek batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum ve uzatıyorum tekrar mavi rengimizi örebiliriz ilmeğimin olduğu yere geçiyorum takıyorum tığımı ilmeğimi geçirdim 1 2 3 kapatıyorum şimdi burada 4 tane trabzanımız vardı ilkini ördük bir tane artarak 5 tane trabzan sayısına çıkaracağız birinciyi ördüm ikinciyi örüyorum Üçüncüyü iki defa örüyorum. Üç. Aynı yere bir daha batıyorum. Dört oldu. Ve sonra beş. Toplamda beş tane trabzanımız oldu. Aradaki iki zincirimiz hiç değişmiyor mavi rengimizde. Yani papatyalarımız da değişmiyor. Kenar boşluklarımız değişiyor. Dört tane trabzanımızı ilkini örüyorum. İkinciyi örüyorum. Üçüncüyü iki defa örüyorum bir aynı yere bir daha batıyorum sonuncuyu toplam 5 tane trabzanımız araya 2 zincir ve bakın burada pembelerimiz hep arkaya doğru alıyoruz 1 2 3. iki defa örelim 4 oldu Beşinciyi örelim. Araya 2 zincir şöyle görmenizi istiyorum. Bakınız pembelerimiz örülmeyecek. Buna dikkat edelim. Şöyle tamamlayalım. Beşer trabzanla ördüm. 2 zincirimi çektim. Şimdi papatyamızın son sırasını öreceğiz. Şimdi pembeyi örmeden tekrar e, mavi rengimizle örmeye devam ediyorum. Şuradaki görmüş olduğumuz boyutlu kısmı bu sıramızda öreceğiz. Bakın boyutlu kısmımız şöyle. İki zincirimi çektim. Birinci trabzanımı birleştiriyorum. Ve görmüş olduğumuz bölümümüzü örmeye başlıyoruz. Artık son olarak bu sıramızı bu renkle son olarak örüyorum. Şöyle sık iğnem batmıştım. Tığımın başını doluyorum. Birinciydi bu. İkinci, üçüncünün üzerine gelerek batıyorum. İkili trabzanımı örüyorum. Tekrar başını doluyorum. Aynı yere ikinci kez bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Aynı yere bakınız. İki defa başını doluyorum. Aynı yere bir, iki, üç defa da ördüm. Trabzanımı çıkarıyorum. Tekrar bir doluyorum. Aynı yere bir, tekrar aynı yere bir defa doluyorum. Örüyorum. Ve kenardaki en sondaki sık iğnemin yani en sondaki trabzana sık iğne batıyorum. Buradaki yapmış olduğumuz işlem birinci sık iğne iki tane bir defa başını dolayıp aldığımız trabzanımız iki defa dolayıp tam ortadakini örüyoruz. Tekrar iki tane trabzanımızı örüp en sondaki trabzan üzerine batıyoruz. Şöyle görelim. Bir sık iğne iki tane bir defa dolayıp da ördüğümüz trabzanımız hepsi aynı yuva içerisinde. İki defa dolayarak ördüm. Üç defa çıktığım trabzanın tekrar 2 defa bir defa dolayıp ördüm trabzan ve 5. sık iğne 1 ile 5 sık iğne aralarda da 2 zincir devam edecek 2 zincirimi çekiyorum sık iğnemi örüyorum birinciye bir defa doluyorum ikinci trabzan üçüncü trabzanıma iki tane başını bir defa doladığım trabzanlarımı örüyorum üçüncü trabzanımı ise iki defa doluyorum başını aynı yere 3 defa da çıkıyorum. 1, 2, 3. Yine aynı yere 2 trabzan. 1 ve 2. 5. olarak bakın sık iğne ile kapatıyorum. 2 zincir. 1. trabzana Bir tane sık iğne. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3. trabzan üzerine 2 iki tane ikili trabzan 3. ise 2 defa dolayarak ördüm trabzanı. Hepsini aynı yerde tamamlıyorum. Son olarak sık iğnemle bitiriyorum. 2 zincir. 8 tane olan buradaki çiçeğimizin tamamını örelim. Burada görüşelim. Evet sıramızı tamamladım. 8 tane grubumuzun 8'ini de ördüm. Son olarak 2 zincirimi çektim ve bu rengimle artık işlemimizi tamamlıyoruz. Sıkı iğnemin olduğu noktaya gelerek batıyorum. İpimi geçiriyorum ilmeğimin içerisinden. Bir zincirimi çektikten sonra artık mavi rengimizle işimizi bitiriyoruz. Kenar çerçevesini örmek üzere hazırız. Buradaki ipimizi arkaya gizleyelim. Gizleme işlemlerini mutlaka çabuk çabuk yapın. Kalıp sonra birikmesin. Özellikle motifler biraz biriktikçe zorlaşabilir. zorlaştırmayalım. Ya da yakınlarınız varsa hemen bittikten sonra motiflerimiz onlar da temizleyebilirler bu şekilde. Şimdi kenar çerçeve bölümünü çalışmaya başlayacağız. Ve şuradaki son bölümümüzü de öreceğiz bir de ikiye çıkarmıştık. 3 olarak artıracağız. Aynı zamanda da şu grupta trabzanlarımızı öreceğiz. Pembe rengimizle devam ediyoruz. İlmeğimin bulunduğu noktaya geldim. Takıyorum. Bir iki zincirimi çektim. Şöyle önden alıyorum. İster böyle taktıktan sonra da çekebilirsin. Nasıl isterseniz. Üçüncü mavim arada kalacak şekilde kapatıyorum. Ama burada dikkat etmemiz gereken iki tane bakınız. Bölüm iki tane. iki zincirimizin olduğu bölüm. Üst kattakinden geçiriyorum. Alttakini almıyorum. Tığımın başını doluyorum. İki olan trabzanımızı üçe çıkaracağımız için hemen yanındakine batıyorum. Bir. ikinciyi yine üstteki iki zincirimizde kapatıyorum. Alttaki duruyor. Bakın hepsini birlikte toparlamıyorum. O zaman pot olup çirkin olacak. Şöyle üsttekini alıyoruz doluyorum. Aynı yere batıyorum. Bir defa örüyorum. Üsttekinden giriyorum ve kapatıyorum. 3 tane trabzan oldu. 1 2 3. Şimdi arkada örmediğimiz boşta bulunan pembemiz vardı bakınız. Şimdi bunların içerisine beşer trabzan örerek ilerleyeceğiz. Tam başını doluyorum. iki defa da kapatıyorum. 1 2 3 4 5 5 trabzanımızı ördükten sonra aradaki bölümümüze geliyoruz bakınız şuradaki görmüş olduğumuza. hemen tığımın başını doluyorum şöyle bakın doladım ipimi böyle öne doğru alıyorum ilmeğimi birinci trabzanıma batıyorum bir örüyorum ikinci üstteki ikiden alıyorum Tığımın başını doluyorum. ikinciye batıyorum. Bir örüyorum. Üsttekinden alarak kapatıyorum. Üçüncü kez aynı yere batıyorum. Bir örüyorum. İkinci üsttekinden alıyorum ve kapatıyorum. Bakın. Üçer trabzanımız pembeler. Arkada ise beşer tane trabzanımız. Tığımın başını dolayarak hemen arkaya geçiyorum. Beş tane zincir üzerine trabzanımı örüyorum 1 2 3 4 ve 5 5 trabzanımı ördükten sonra kaldırıyorum tekrar mavimi geliyorum bakın burada lütfen hiç kafamız karışmasın hemen birinci trabzanımı şu şekilde giriyorum birini örüyorum üstteki iki zinciri alarak kapatıyorum ikinciye batıyorum üstteki kapatıyorum aynı yere bir daha giriyorum üstteki kapatıyorum arkasını çevirip tekrar 5 tane trabzanımı bu noktadaki gibi örüyorum her birine 5'er trabzan ve 2 olan ara trabzanımızı 3'e çıkarıyoruz en sona kadar ördüm Şöyle görelim arkadan bakın. Beşer trabzan, beşer trabzan ördüm. Ortadaki trabzanlarımızı ise 3'e çıkardım. Şimdi köşelerimizi oluşturma vaktimiz geldi. Şuradaki bölümümüzü örmeye başlayacağız. Aynı zamanda bakın papatyalarımızın arkasında örelim, ilerleyeceğiz. Evet şimdi bir tanesini bakınız örüyoruz sık iğne ile bir tanesini köşe bir tanesini örüyoruz bir köşe bir atlıyoruz bir köşe şekliyle devam edeceğiz en son 5. trabzanımı ördükten sonra başlangıçtaki bölümüme geliyorum. Kaydırarak tamamlıyorum. Ve buraya bir tane zincir çekiyorum. Ve buradaki 3 tane trabzanımı sık iğne olarak örüyorum. Yükselti olmaması için. 2 3 tane sık iğne ördüm. 3 trabzanımı eğiyorum. Şurada görmüş olduğum 5 tane trabzanın üzerine ise bir defa başını doluyorum batıyorum. Tek seferde çekiyorum. 1 2 her birine bir defa batıyorum. 3 4 5 5 trabzanımın 5'ini de birer birer başını dolayıp tek seferde çektim. Şimdi burayı sık iğne ördüğüm için burada köşemi çalışmam gerekiyor. Köşem için ise tığımın başını bir defa doluyorum. İlk trabzanımın tepesine bir tane batıyorum ve ikili trabzan örüyorum. Ortadaki trabzanıma bir aynı yere bir daha batıyorum. Bakınız iki tane ördüm. İki zincirimi çekiyorum. Aynı yere iki tane trabzan ördüğüm yere iki trabzan daha örüyorum. Bir ve iki. Kenardaki trabzanımın üzerine yine bir tane trabzan örüyorum. Köşemizi üç tane trabzan birisi aynı yere bakınız. 2 defa battım iki zincir çektim Tekrar iki defa battım kenarlarındaki trabzana ise birer birer battım 1 ile 3'e 1 2'ye ise 4 trabzan iki zincir ikişer ikişer iki başlangıçta 2 zincir arada iki trabzan sonrasında olmak üzere şimdi bakın bir tanesini sık iğne bir tanesini köşe Şimdiki öreceğim sık iğne olacak devam ediyorum büküyorum 5 tane trabzanın bulunduğu yere geliyorum başını dolayıp tek sefer çekiyorum burada yükselti ayarlıyoruz 1 2 3 4 ve 5 çok çok kolay şimdi burada 3 tane sık iğne örüyorum 3 trabzan 1 2 3 büküyorum tekrar 5 tane başına bir defa dolayarak trabzan örüyorum 2 3 4 ve 5 şimdi köşemizin bulunduğu noktaya geldik bir sık iğne bir köşe tığımın başını doluyorum ilk trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan örüyorum ikinciye iki tane trabzanımı örüyorum aynı noktaya iki zincirimi çekiyorum iki tane trabzanımı örüyorum bir ve iki kenardaki trabzanımı da örüyorum. Tamam, şöyle büküyorum, başını doluyorum. 5 defa tek seferde çekiyorum. Ve sona kadar bu işlemimizi tekrar ediyoruz. En son sıramıza geldik. Başlangıç noktasındayız. Bakın sık iğne zincir çekip sık iğne yaptığım yerdeyim. Şimdi geçişimi yapıyorum. Tamamlıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve buradaki sık iğnelerimiz artık hepsini eşit olacak şekilde trabzan olarak örüyorum. Tığın başını doluyorum. Hemen dibine bir tane trabzan. Aşağıdaki trabzanlarımızın tamamını, bakınız ördüğüm hepsini ikili trabzan şeklinde örüyorum. Hiç farklı bir işlem yapmıyorum, fazla batmıyorum birer birer yükseltiyi diğer sıramızda ayarladık. İki zincirimin bulunduğu noktaya geldim. Bir tane trabzanım örüyorum. Tekrar bir iki zincir. Bir defa yine artışımı yapıyorum. Köşe dönüşünü rahatlatmak için. İlk trabzanımın üzerine batıyorum. Ve birer birer örerek ilerliyorum. sık yine trabzan olarak örüyorum. Köşemize doğru ilerliyorum. köşeme geldim bir tane trabzan 1 2 zincir tekrar bir trabzan sonrasında birer birer başlangıç noktama kadar trabzan örüyorum başlangıç noktamıza kadar geldim tam başlangıçtaki zincirimi çektiğim yerdeyim çerçevemizin son kapanışını yapıyorum zincir çekmiştim bakınız araya giriyorum trabzanla zincirimin bulunduğu noktaya ilmeğimi geçiriyorum bir zinciri çektikten sonra İpimizi kesip gizleyelim. Şimdi son çerçeve bölümünü yapıyoruz. Bakın sık iğnelerimizle çiçeğimizin renginden geçişimi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Düğüm attım. Herhangi bir yerden hiç fark etmez. Başlıyorum. Diğerine batıyorum. Trabzanlarımın tepe noktasına birer birer girerek sık iğne örüyorum. Köşemize kadar geldim. Bakın zincirimin bulunduğu noktadan bir önceki trabzanımı da ördüm. Zincirime bir tane sık iğne örüyorum. Tekrar bir iki tane zincir çekiyorum. Aynı yeri boşluğa girerek bir tane daha sık iğne örüyorum. Sonrasında ilk trabzanıma batarak birer birer yine ilerliyorum. Bütün köşelerimizi de burada çalıştığımız gibi iki zincir ve birer boşluklara başlangıcında ve sonunda batalım. Köşelerimizi örerek geldim. Birinci, ikinci, üçüncü köşemizi. Son köşemizi sizlerle birlikte çalışalım. Yine boşluğa bir sık iğne, iki zincir. Tekrar boşluğa sık iğne. Ve sonrasında trabzanlarımın üzerine birer sık iğne. Başladığım noktaya geldim. Başladığım noktaya ise bakın ilk sık iğnemi batmıyorum. Arasına giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum ve çok güzel bir şekilde bakınız bitişimizde hiç belli değil tamamlamış oluyoruz. Arkasını çevirerek iplerimizi gizliyoruz. İplerimizi de gizledikten sonra, gizleyip temizledikten sonra motifimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Dilerseniz bu şekilde rengarenk, dilerseniz hep aynı renklerle istediğiniz şekilde motifimizi değerlendirebilirsiniz. Evet beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir ve sizlere faydalı olabilmişimdir. Ee, kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizleri desteklerseniz çok mutlu oluruz. Yeni çalışmalarımızda yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın mutlu kalın.